Selam arkadaşlar. Emmex grubundan Osman kardeşimden aldığım camı şu yanlarını boyadım. Şöyle görebiliyorsunuz. Yanlarını, şu çerçevelerini komple boyadım. Şu anda kurumasını bekliyorum. Şimdi bunu nasıl takılacağına gelirsek şu iki takozu üste koyuyoruz. Aşağıya doğru bombe versin diye. Eğer gerekli olursa şu iki taneyi buraya, şu iki taneyi şuraya vidayla sabitleyeceğiz. Takarken çekemeyebilirim. Orijinal camı çıkartacağız. Orijinal cam çıktıktan sonra da bu camı takacağız. Yanları boyadığımda gayet güzel oldu. Çünkü ışık sızması oluyordu. Şurada mesela ışık vurduğu zaman buradan sızıyordu. Göz alabilir. Daha güzel gözüksün diye yanlarını boyadım. Parlak siyaha. Ayrıca kafaları da boyadım. İçlerine fazla giremedim ama aslında bu da idare eder. Şimdi birazdan gidiyorum takmaya. Evet arkadaşlar geldim. Orijinal rüzgarlarımızı sökeceğiz. 4 tane plastik vida var. Bunları sökelim. Bundan sonra takacağım. Taktıktan sonra da anlatacağım. Çünkü tek başıma çalışıyorum. Çizmek falan da istemiyorum. Devam edeceğiz bakalım. Yaptıktan sonra nasıl taktığımı da anlatacağım size. Cam montaj işlemi bitti arkadaşlar. Şimdi size neler yaptığımı tekrardan anlatayım. Orijinal camını 4 tane plastik vida tutuyor. Şuralardan söküyorsunuz. Ayırıyorsunuz. Osman arkadaşım bana gönderdiği vidaların arkasına şu takozlardan koydum. Gördüğünüz gibi. Şöyle de görürseniz yükseltti. Arkaya takoz, 2 tane contayı da şu altlara koydum. 2 contayı alta. Vidayı geçirdiğim zaman da şuralara da birer tane conta koydum. 4 tane. Şu şarjlı vidalamayla 2 ile sıktım. 2 ile gidebildiği yere kadar sıktım. Ondan sonra zaten kendisi daha devam etmiyor. Böylece camı da kırmazsınız. Sıkıntı yaşamazsınız. Dediğim gibi bu şeffaf cam. Yalnız ben şu yanları ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şu yanları siyaha boyadım. Şöyle. Sanki daha güzel oldu. Işık da biraz daha güzel. Dışarıda çekemedim. Yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı için çekemedim. Yalnız böyle daha güzel oldu. Sanki. Şöyle size bakın. Siz de kararınızı verirsiniz. Bu cam gayet iyi bence. Yani rüzgarı göğüse almasın, kessin yeter benim için zaten. O yüzden aldım. Üstten görünüş, önden görünüş böyle. Gayet güzel duruyor. Yalnız şöyle bir şey var. Sola doğru kırdığınız zaman şurayı biraz çarpıyor. Şuraya biraz çarpıyor ama sağ tarafta öyle bir şey yok. Neden onu anlamadım. Ayarı da herhalde bozuk olabilir. Onu yaparım. Şimdilik taktım. Yolda da deneyeceğim çünkü. Nasıl olduğunu göreceğiz. Sanki buraya doğru biraz daha yakın gibi. Bunların vidalarını gevşetip iki kişi yapmak lazım tabii onu. Ben tek kişi yaptığım için zorlandım bayağı. Sağ tarafa doğru, yani şu anda sağ tarafa doğru, benden tarafa doğru kaydırıp ortaladığımız zaman olacak inşallah. Osman arkadaşıma tekrardan teşekkür ediyorum. Rüzgarlığı bana sağladığı için çok da şık oldu. Ha bu arada Osman kardeşim şu yanları siyah yapabilir miyim ben de demişsin. Yapabilirsin tabi. Ya bu benim fikrimdi. Gayet de güzel durdu. Gören arkadaşlar istediğini yapabilir. Sonuçta zevk meselesi bu. İsterseniz yanlarını beyaz yapın. Ben de beyaz boyu olmadığı için beyaz yapmadım. Ya da yanlarını renkli yapın. Şuradan baktığınız zaman şuralar gördüğünüz gibi siyah gözüküyor şuralar. Şuradaki hava kanalları siyah gözüküyor. Sizin yaptığınız renk gözükecek arkadaşlar. Sizde yaptığınız renk gözükecek. Gayet de güzel olur. Yapın derim. Yarın cumartesi günü, yani 8 Nisan 2017 cumartesi günü GP Composite'e gidip demirimizi değiştireceğiz. Çanta demiri alacağım, onu takacağım. Birkaç şey daha yapacağım. Onları şimdi söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Gayet güzel şeyler geliyor arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı,
Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoların devamı gelecek inşallah. Görüşmek üzere.